Evet Akitiv ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş, öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Eyvallah sağ olun. Ee, hafta sonunun gündemi. AK Parti Grup Başkan Vekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu hafta sonu bir bilgi notu paylaştı ki İBB'de neler olduğunu aslında açıkça ortaya koyan bizim içimizde de bazen bankamatik memurları diyenlere de bence cevap niteliği taşıyan ilginç bir ifade hatırlarsınız. Cumhuriyet Halk Partisi ve ortağı İP ve HDP İBB'yi ele geçirmeden önce ben ele geçirme diyorum bu operasyona çünkü... İBB'nin şu anki durumuna baktığımızda bunun aslında bir yıkım, bir ele geçirme operasyonu olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Bir şeyden bahsediyorlardı. Neyden bahsediyorlardı? İBB'nin yazlık araçları, kışlık araçları başkanların, başkan yardımcılarının, daire başkanlarının böyle muazzam bir araç saltanatı vardı ve İBB'de öyle bir kadrolaşma vardı ki işte 9 bin bankamatik memurundan bahsediliyordu. Maaş almadan, şeye gelmeden, işe gelmeden maaş alan sadece kredi kartı, banka kartını takıp maaşını alan ay sonlarında bir kadro olduğu söyleniyordu. O kadronun kimler olduğu izah edilemedi bir türlü. Yazlık kışlık araçlar için hatırlayın baskı medya baskısı sonrası aylar sonra yeni kapıya cenaze araçlarından tutun da kendi başkan yardımcısının makam aracına kadar oraya götürmek durumunda kaldılar. Çünkü araç bulamadılar. Zabıta araçlarından tutun da motosikletlere, bisikletlere kadar neredeyse oraya taşımaya vardırdılar işi. Ama o 9 bin şeyi, 9 bin bankamatik memurunu medyamızın zayıflığından kaynaklı bir türlü hesabını soramadık. Kimdir bu, kim? Her gün her yerde sorulması lazımdı. Bir türlü soramadık. Tevfik Göksu, İBB Grup Başkan Vekili, AK Parti Grup Başkan Vekili. O 9 bin kadro şişkinliği var denilen yere bakın. E, liyakat sahibi şu an İETT otobüslerinin akıbetini görünce anlıyoruz ki liyakat sahibi personel çıkartılıp yerine gerçek kadro şişkinliğine neden olacak personel konulmuş. 13.312 İBB personeli işinden bir fiil Cumhuriyet Halk Partili yönetim tarafından kovulmuş. Yerine ise 44.995 Kişi alınmış. Sözü size devretmeden önce o büyük çekmecedeki hadiseyi de hatırlatmakta fayda var. İşte yüzde otuz CHP'den alıyoruz, yüzde on beşini İyi Partiden, yüzde on HDP'den, diğerlerinden de böyle dağılıyoruz diyor. Evet, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yıllarca milli görüş çizgisindeki refah partili ve sonrasında da AK Partili isimler yönettiler. O bir anlamda uzun yıllar İstanbul'u yönetmenin verdiği yıpranma sonucunda içimizdeki bazı muhafazakarlar da ya yeter artık bir değişim olsun, bir dönüşüm olsun. Farklı çizgiden insanlar da İstanbul'u yönetmeye hakları var şeklinde. Bazı gerekçelerle Binali Yıldırım yerine, AK Parti yerine gittiler CHP'li adaya oy verdiler. CHP'li aday oy isterken ne dedi? Genel Başkanından buradaki adayına kadar. Söz veriyorum şeref sözü veriyorum. Kesinlikle kimsenin işiyle oynanmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki çalışan hiç kimsenin işiyle oynanmayacak diye her ikisi de hem genel başkan hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı şeref sözü verdi. Şimdi hemen bir parantez açıyorum. Bugün verdikleri sözleri de hatırlatayım ki bugün verdikleri sözlerin de nasıl paçavraya döneceğini izleyicilerimiz bilsinler. 15 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bana yetki verin, bir yıl içinde tüm Türkiye'deki öğrenci yurdu sorununu çözeceğim dedi. Bu verdiği söz de aynı şekilde biraz sonra benim de aktaracağım, sizin biraz önce özetlediğiniz söze benziyor. Veyahut da bugünkü, e, yanılmıyorsam Karar Gazetesi'nde vardı en alt tarafta, çiftçinin faiz borçlarını bir haftada sileceğim diyor. At işkembeden baş ver. Nasıl olsa sandığa kadar bu işler. Çiftçinin borcunu sileceğim. Şunun şu borcunu sileceğim. Vergi borçlarını sileceğim. Bilmem ne yapacağım. Ondan sonra kazandınız mı? Kazandıktan sonra baş ver. Kimsenin yüzüne bakmamıza gerek yok. Çiftçinin faiz borçlarını Karar Gazetesi'nde söz veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ben de diyorum ki bu sözünü tutup tutmayacağını nereden anlarız? 2019 mahalli seçimlerinde verdiği sözü tutup tutmamasından anlarız. Arkadaşlar tekrar bir önceki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini gösterirlerse bunu hafızamıza nakşedelim. Bu sözü tutup tutamayacağını anlamak için, test etmek için. Bugünkü Karar Gazetesi bu. Çiftçinin faiz borçlarını bir haftada gayet kolay. Hemen şöyle bir çiziyormuş beyefendi. Peki. Bu mu zor? Çiftçinin faiz borçlarını silmek mi acaba borç? Birisinde devletin kasasına girmesi gereken ki onlar yüksek öyle yüzde yirmilik yüzde otuzluk faizler de değil. Yüzde birlik yüzde ikilik ben faizin tümüne karşıyım. Hiç alınmasın eyvallah ama böyle süslü laflar edip çiftçiyi kandırıp esnafı kandırıp bilmem işte öğrencileri kandırıp yurt sorununu çözerim. Ben bir yılda hepsini birden çözerim ki... Şu an itibariyle olsun olsun yüzde beşlik, yüzde yedilik bir sorun var. Yani 700 bin öğrenci yurtlara kaydolmuş vaziyette. Bunların yanı sıra da olsun olsun belki bir 50 bin, 60 binlik bir öğrenci de yurtlara kaydolmak istediği halde şu an itibariyle kendilerine yer açılamadığı söyleniyor. Belediyeler imkanlarını zorluyor. SGK'sından tutun, Ziraat Bankası'nın lojmanlarına kadar bütün devletin elinde ne taşınmazlarsa hepsi zorlanarak öğrencilere yurt bulunması noktasında devlet seferber olmuş vaziyette. Ama binlerce, on binlerce öğrenci sokakta kaldığı için değil, bir tane, üç tane, beş tane öğrenci dahi ben yurda girmek istiyorum deyip de sokakta kalmasın veyahut da fahiş fiyatla herhangi bir şekilde bir mal sahibinin, bir daire sahibinin insafına terk edilmesin diye bir kişiyi, bir öğrenciyi bile düşündükleri için devlet seferber olmuş durumda. Şimdi bu sözü verdi mi 2019 Mart seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu verdi. Dedi ki bir kişinin bile işine son verilmeyecek. Kendi ifadesini okuyalım. Hiç kimse işinden olmayacak. Peki şimdi geldik Tevfik Göksu'nun açıklamasına. 13.312 işçi İBB'den çıkarıldı. Ekrem İmamoğlu ilk günler şunu söylüyordu. Diyordu ki ya 2019'un Ocak ayında, Şubat ayında AK Parti hızlı bir şekilde alım yaptı 2000-2500 kişi. Şimdi bizim çıkarttıklarımız o adamlar. Yani siz zaten seçime iki ay kalmış. iki ay kala İşçi alıyorsunuz belediyeye, bu kötü niyetli bir girişimdir. Dolayısıyla biz de şimdi onları çıkartıyoruz. Yoksa öyle e, yıllardır belediyede çalışan kimseyi biz çıkartmadık diye bir algı oluşturuyordu, bir cevap yetiştiriyordu AK Partili isimlere. E şimdi görüyoruz 13.312 kişi, Ki yakın tarihe kadar ben bu rakamı 10.000 diye biliyordum. Şimdi Tevfik Göksu açıklamış 13.312 işçi çıkarıldı diyerekten. Ben aslında gönlümden şu geçer. Devletin elinde bu rakamların hepsi. Şu çıkartılanların hepsini şöyle liste halinde. Ya adamlar sözcük gazetesinde bilmem nelerde insanların yatak odalarının bilmem nelerini anlatıyorlar ya. Sen yani burada anlatacağın şey bu ülkeyi yöneteceğim diyor. Milleti kandırıyor. Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen şeref sözü deyip ondan sonra da kazandıktan sonra da Hemen 13 bin kişiyi birden çıkartıp 44 bin kişiyi birden işe alan, tırnak içinde şeref sözünü yalayıp yutan insanlarla karşı karşıyayız. Bunların maskelerini indireceksiniz. Çıkart SGK, bütün kayıtlarını. İşçi ise işçi, başka bir şey ise başka bir şey. Neyse o, mevsimlik işçi ise mevsimlik işçi. Ki AK Parti'nin o Ocak ayı ile Mart ayı arasında aldığı işçilerin 2000 bin küsur işçi aldı diye o Ekrem İmamoğlu eleştirdiği işçilerden büyük çoğunluğu da mevsimlik, mevsime bağlı olarak alınan, ocak ayında alınan veyahut da sözleşmesi her yıl yıl başında yenilenen isimleri istismar ederek sanki adamlar hiç çalışmamışlar belediyede. Tam AK Parti seçime 3 ay kala sanki AK Parti de hayatında bir kere belediye seçimi kazanmış gibi bir kere kazanmıştır. Aman işte yeni seçimden önce şöyle bir dolduralım kadroları der de derim ki ya Kadro gerçekten bir halt abi. yiyorlar bunlar. Kadro doldurma bu. Evet, Dedik, 44 gidiyoruz bin. gitmeden önce de dolduralım kadroları bunlar. 44. 13 bin çıkarılıp 44 bin alınıyorsa bu ne demektir aynı zamanda 26 bin de fazladan işçi alındı. Peki ben soruyorum İstanbullulara hangi hizmeti AK Parti dönemine göre daha iyi alıyorsunuz. Hangi hizmeti? Çöp to, çöp toplama hizmetini mi? Su hizmetini mi? Hangi hizmeti? Otobüs hizmeti mi? Ulaşım hizmeti mi? Metro, belediyeye ait olan metro hizmeti mi? Hangi hizmeti siz dünkü AK Partili yönetime göre daha iyi aldığınızı söyleyebilirsiniz ki 26 bin... 49 bin gibi görüyordum yanlış e, hesaplamışım bin e, 21 bin olur herhalde 20 30 çok bir, çok bir şey değişmedi abi Evet bir, bir, yani şöyle düşün hani o alınan rakama yetişemezsiniz yani o rakamı bulmaya 31 bin oluyor. 31 bin oluyor. Ali Şimdi... hiç hesaplamayın. Ne hesaplarsınız hesaplayın. Bakın geri ne kadar çekerseniz çekin. Şu 13 bin rakamına yetişemezsiniz. Çıkarttığının neredeyse 3 misini 2,5 misini almış. 13 bin çıkartmış 13 bin hadi aldı diyelim. E peki geri kalan 31 bini niye aldın beyefendi? E o işte biraz önce sizin dediğiniz Büyükçekmece'deki CHP teşkilatı ile birlikte yaptıkları toplantıda %35 CHP kadrolarına biz ayırıyoruz. CHP teşkilatına biz bu işçi alımlarında hasrediyoruz. Ondan sonrasındaki %15'i de iyi Partililere hasrediyoruz. Onlara sunuyoruz. Ondan sonraki %15'i de diğer partiye, destekçi partilere yani HDP'ye demek istiyor. Saadet Partililer inkar ediyor. Onlara söylemeyelim o zaman. Demokrat Parti destekledi. Demokrat Parti'ye demek ki veriyorlar. Haydarbaş'ın partisi destekledi. ikinci turda, birinci turda kendi adayları vardı. İkinci turda adaylarını geri çektiler ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini söylediler. Dolayısıyla şimdi o 31 bin kişiyi sen bu partilere hasrediyorsun. Onların kadrolarına veriyorsun. Ben soruyorum İstanbul'da korona dönemindeki büyük bölümü de Ekrem İmamoğlu'nun görev süresinin iki buçuk yıllık görev süresinin büyük bölümü de koronalı dönemler. İşte İETT tam çalışmadı daha yeni Heh, çalışması tabii gerekiyor. Yani yarım şeyle çalışıyor, performansla çalışıyor onu bile yetiştiremiyorlar herhalde ki biz 31 bin personel daha alalım üzerine anca yetiştiririz diyorlar. Belki şöyle yapıyor olabilirler. Yani otobüsleri çalıştıramadıkları için eski kadroyla bile çalıştıramıyorlar otobüsleri. Çalıştıramadıkları için yolda kalan otobüsleri iteklemek için adam tutma yerine işte bizi işçiye alalım. O işçiler hemen nerede otobüs kaldıysa onları iteklesinler, hızlı bir şekilde yollardan kaldırsınlar ki gazeteciler falan veya oradaki vatandaşlar fotoğraf çekene kadar o suç aletlerini, suç delillerini yok edelim diye. Belki de işte 31 bin fazladan alınan işçinin sebebi belki de odur. Ama şimdi bu kadar uzun anlatmamıza gerek yok. Ekrem İmamoğlu bu iddia karşısında çıkıp çıkmıyor ki. Açıklama Sorunu işte çıkmıyor Ali Bey. Bakın İB AK Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Sayın ...Teyfik Tevfik Göksu yani diyor ki başkanla hangi kanalda istiyorsa isterse onların Halk TV'sinde, isterse Fox'larında, isterse bize yakın kanallarda hangisinde istiyorsa oturalım bu konuyu konuşalım diyor. E, ee, Yunanistan belediye başkanı görüyor yüzünü şeyin e, Sayın İmamoğlu'nun Ak Parti grubu göremiyor mecliste İmamoğlu'nun yüzünü. Eğer Ekrem İmamoğlu çıkıp da cevap veremiyorsa ben tekrar devlete çağrıda bulunuyorum böyle bir sahtekarlık yani bir kişiyi bile çıkartmayacağız deyip. Ondan sonra da 13 bin kişiyi birden çıkartan bir belediye yönetimiyle karşı karşıya isek, devletin tüm bilgilerini çıkarsınlar, çarşaf çarşaf yayınlasınlar. Sadece çıkartılanları değil, işine son verilenleri değil, bir de 44 bin kişi alındığına evet, göre, bunlar. bunları da 44 bin kişiyi de tek tek hangi kuruma kaç kişi alındığını çıkartıp ilan etsinler. Bir. iki Bizler de her toplantı vesilesiyle her program vesilesiyle madem Ekrem İmamoğlu çıkmıyor Temel Karamolluoğlu'na her programda soralım. Liyakat diyordun. işçilerin hakları diyordun. Şu diyordun, bu diyordun. Buyur. Doldurmuş kadrolaşma diyordunuz. AK Parti kendi kadrolarını oluşturuyor diyordunuz. Ve ne yazıktır ki AK Parti kendi kadrolarını oluşturuyor iddiası altında bir Rizeli. Tayyip Erdoğan'ın da hem de hemşerisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ben Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle işe girdim. 6 yıldır çalışıyorum diyen Rize'ye gidip Rize'den İstanbul'a gelirken arabada video çekip onu YouTube'a bilmem Facebook'a yükleyen ve seçim öncesinde de ben Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum. AK Parti artık sulandı diyen Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği için iddianame düzenlenen adamlar varken şimdi bu adam geliyor Ekrem İmamoğlu 44 bin kişi birden alıyor. Bakın AK Parti'nin aldığı adamlar AK Parti'ye düşmanlık ediyor. Bu adamların aldıkları 44 bin kişi birden var. Bir tanesi çıkıp da demiyor ki ya İnsaf edin ya. Bu milletin malı ya. Devletin malı ya. Daha evvelden burada üç kişi yapıyormuş bu işi. Biz şimdi dolmuşuz buraya 10 kişi. Yani oturacak sandalye yok, masa yok. Ne diye bu kadar adamı aldınız demiyorlar. O zaman Ali Babacan'ı hatırlatalım. Ahmet Davutoğlu'nu hatırlatalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Benim hiçbir beklentim yok. ve Atar işkembeden. Ondan sonra seçim geçtikten sonra... Ancak karşısına yakalayabilirseniz sorabilirsiniz. O zaman da ayaküstü bir yuvarlak cevap verip geçiştirir gider. Ama dürüstlük, etik ilkeler, ahlak, namus, ahiret vesaire söylemlerle karşımıza çıkan... ...Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları, Meral Akşener kısmen... ...7 yaşından beri namaz kılıyorum, 5 vakit namaz kılıyorum diyenler... ...Fatih diye Ekrem İmamoğlu'nu tanıtanlar... ...halbuki 4 ay önce... Pervin Buldan'la Meral Akşener ismini nasıl sen yan yana yazarsın diye Ekrem İmamoğlu'na posta koyanlar iki tane ihaleyi vermediği için sonra o ihaleleri almış olmalılar ki şimdi Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Hazretleri gibi İstanbul'a hizmet ediyor. Bizans'tan aldı İstanbul'u diyen Meral Akşener ne oldu da abla ne oldu? Ne oldu da? Sen iki ay önce Pervin Buldan'la benim ismimi nasıl yan yana yazarsın diye posta koyuyordun Ekrem İmamoğlu'na. Ne oldu da şimdi adamı Fatih olarak, Fatih Sultan Hazretleri olarak ilan etmeye kalktın? E o zaman buyur, şunu da bir izah et. Eğer milliyetçiysen, ülkücü geçiniyorsun. Eğer gerçekten ilkelerine sahipsen, şu 31 bin fazladan alınan işçinin. Nereye alındığını, hangi İstanbulluya, hangi fazladan düne göre fazladan hizmeti ürettikleri için alındığını bir izah etsinler. Biz de anlamaya çalışalım. Akit'in sürmanşetinde Zekeriya Sayın haberi CHP'li Beşiktaş'taki ballı maaşa Akit freni diyor. Ondan sonra da işte Akit'ten niye bu kadar kızdıklarını, Akit'ten niye bu kadar nefret ettiklerini izah etmesi açısından da bence bu sürmanşet önemli. Akit 20 Ağustos 2021'de CHP'li Tanyeri'ye askerde de huzur hakkı parası başlıklı haber sonrası avanta maaş ödemesini sonlandırdı. Huzur hakkı. Hani bunlar sürekli diyor ya. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şu kadar huzur hakkı var. Almıyorum diyor. Hayır o kadar huzur hakkı var. Almıyorum diyor. Hayır alıyorsun diyor. Zorla şey yapıyorlar ya. Bakın bir belediyede bir belediyede sadece bir ilçe belediyesinde dönen dolaba bakın. CHP'li Beşiktaş ilçe başkan yardımcısı Ender Tanyer'i toplantılara katılmadığı halde yönetim kurulu üyesi olduğu Beşiktaş Belediyesi personel hizmetleri AŞ'den aldığı avantadan huzur hakkı parası Akit bunu yazdıktan sonra kesildi. Nasıl kesildi? Beşiktaş Kaymakamlığı ve Akit'in Beşiktaş haberleri sonrası İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş'a gönderdiği mülkiye müfettişlerinin yaptığı tespitler öncesi, bakın tespitler öncesi, CHP'li Tanyeri'ye ödenen maaş ayıbına son verildi. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakanın talimatı sonrası harekete geçmek zorunda kalan Beşiktaş Belediyesi CHP'li Tanyeriye ödenen geçmiş maaşları da iade ettirdi. Evet, huzur hakkı. Huzur hakkını almış. Şimdi eğer çok sağlam bir delil olmasaydı aksini ispat eden belki bu kadar ciddi anlamda kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı müfettişleri de işin üzerine gidemeyeceklerdi. O açıdan da AK Parti iktidarını da eleştirelim. Yani 24 saat hem belediyelerin hem de kendilerinin sorumluluk altında olan bütün kamu kurumlarını bu kişiler denetlemekle mükellefler. Ama maalesef yeterince denetimleri yapamıyorlar. Adam askerde maaş alıyor. Heh. Bankamatik yani. memuru yok ama, bakın dediler ya 9 bin bankamatik memuru, o bankamatik memurunu anlatamıyorlar izah edemiyorlar ama askerde maaş vermeye devam ediyorlar. Şöyle oluyor. Şimdi kaymakamlık şu an itibariyle belediyede çalışmadığı halde belediyeden maaş alan birisini ki gerek Zekeriya Say olsun, diğer muhabirlerimiz olsun, Beşiktaş Belediyesi ile de ilgili, diğer CHP'li belediyelerle de ilgili olarak bankamatik memur iddiaları olduğu zaman telefon açıyor. Belediyeden soruyor. Şu kişi diyor. Ya biz onu tanımıyoruz diyorlar. Tekrar araştırma yapılıyor. Ya bu kişi şu kadroda görünüyormuş, ulaşımda görünüyormuş veyahut da basın bürosunda görünüyormuş. Tekrar basın bürosunu veya ulaşım bürosunu arıyor. Oradan da teyit alıyor. Onlar da diyorlar ki yok biz tanımıyoruz ilk böyle defa bir İlk defa ismini diyeyim. duyuyorum. Yani, şu Şişli şimdi, Belediyesi'nde çalışan bir hanım vardı. Şişli'de Güya Beşiktaş Belediyesi'nde çalışıyordu ilgili birimi şunu söylüyordu ilgili biriminin sorumlusu ilk defa böyle bir ismi duydum personel duyuyoruz. kaymakamlık gittiği zaman denetlemeye işte İçişleri bakanlığı müfettişi gittiği zaman bu tür iddiaları denetlemeye hemen şu cevabı hazırlıyorlar diyorlar ki ya burada cevap veren arkadaş daha yeni girdi onun için ilk defa duymuş aslında o arkadaş geliyor işe veya şöyle bir maval okuyorlar. Ya bu arkadaş evden çalışıyor. Onun için buradaki binadaki sekreter bilmeyebilir, tanımayabilir. Veya diyorlar ki ya bu arkadaşın kadrosu burada ama aslında o arkadaşımız öbür tarafta. Hemen bakın isterseniz gelsin buraya diyorlar. Ve bu şekliyle işin üzerine örtüyorlar. Ama şimdi bunu nasıl örtecekler? Adam askerde ya. Evet. Adam 6 ay askerlik yapmış. 6 ay boyunca ya askerde değil veyahut da burada değil hani Nasreddin Hoca'nın ciğer kedi fıkrasındaki gibi. Eğer burada ki gördüğümüz kedi ise ciğer nerede? Yok bu gördüğümüz ciğer ise kedi nerede diyor. E şimdi burada da askerde ise bu adam bu huzur hakkını nasıl aldı? Huzur hakkını gerçekten buradaki toplantıya katılarak aldıysa o zaman askerdeki adam kim? Askere başka birisini mi yolladınız siz? Gibi bir çıkmaz sokağa girince maaşlar da geri toplanıyor tekrar. O huzur hakları da tekrar iadesi isteniyor Beşiktaş Belediyesi tarafından ve tahsil edilip kasaya konuluyor. E bu da Beşiktaş Belediyesi'ne Akit Gazetesi'nin bir hediyesi Hatası, olsun. Baş... Gesti olsun. O... Böylece fazladan ödedikleri paraları geri almış oldu O Beşiktaş Belediyesi Başkanı da geçenlerde Tunceli gezisinde yerel gazetecilere zarf dağıtıyor. Yerel gazetecilerden biri ifşa etmişti. Ya biz şey miyiz? Yani hani emir erinmeyiz. Haraç mı veriyorsun bize diye. E, zarfın içerisinde 500 lira çıkıyor. Yerel gazetecilere Tunceli'de bakın Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Beşiktaş Belediyesi Tunceli'de zarf içerisinde para dağıtıyor. E ne olacak? O işte yani. Tunceli'de komünist e, başkanı allayıp pullamaları için. Yani CHP'li İstanbul'daki Beşiktaş Belediyesi Tunceli'deki komünist başkanı güzelleme yapılması için belki... Veyahut da işte İstanbul'daki Beşiktaş ilçesindeki o Tuncelili vatandaşları ki Tuncelili vatandaşlar Beşiktaş'ta 3 tane 5 taneyi de geçmez. Beşiktaş'ı bilirim öyle bir Tunceliler genelde dar gelirli insanlardır. Ama Beşiktaş belli bir gelir ortalamasının üzerindeki insanların boğaza nazır bir yerden bahsediyoruz. Belki İstanbul'u bilmeyenler için söylemiş olalım. Dolayısıyla böyle haksız para teklifleriyle de e, ünlenen bir belediyeden bahsediyoruz. E, o huzur hakkının iadesinin sağlanması bile akit sayesinde oluyor. Halbuki İçişleri Bakanlığı, müfettişleri gelip bu tür şeyleri gayet rahat iki dakikada tespit edebilir. Gelecek SKK müfettişleri bir iş yerine gidiyor. Orada çay dağıtandan başlıyor. Kim olursa olsun misafir falan lafını da dinlemiyor. Alıyor kimliğini. Kardeşim sen burada SKK'lı mısın değil misin? Vesaire diyor. Ondan sonra bir de dönüyor. Diyor ki getirin kardeşim SKK'lı çalışanlar listesini bana. Bunların içerisinde atıyorum. işte burada ne var? Ahmet Aydın var diyor. Gelsin Ahmet Aydın buraya diyor. Ahmet Aydın gelemezse e kardeşim mazeretli demiyorsun, raporlu demiyorsun, yıllık izinde demiyorsun, haftalık izinde demiyorsun. Niye gelmedi de sen karşısına geçmedin onun notunu diye sorgulamasını yapıyor. Aynısını müfettişler de, İçişleri Bakanlığı müfettişleri de böyle 44 bin kişi birden eğer alınıyorsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bunun sorgulamasını yapmak zorundalar. Ya denilebilir ki kardeşim sen klasik iş yerleri kafasıyla konuşuyorsun. O işçiler işte parkta, bahçede bilmem kanalizasyon, sahada çalışan insanlar. Ya bir gün sahada çalışırlar. Ertesi günü de denir ki akşamleyin bir yapalım veyahut da bir cep telefonuyla kendisine ulaşalım. Şu an nerede? Hangi sahada çalışıyor? Hangi parkta çalışıyor? Hangi bahçeyi temizlemekle görevli? Anında ararsınız cep telefonundan bakalım o işçi ne diyor. 44 bin işçiden bahsediyoruz. Evet. Yani daha önce 13 bin kişiyi çıkartıyorsun sen çalışanlardan. 13 bin kişi yerine 44 bin kişi alıyorsan e demek ki burada 13 bin kişinin yapacağı işi 44 bin kişiye verdin demektir. Dolayısıyla bunun sorgulamasını da İçişleri Bakanlığı'nın müfettişlerinin yapmaları gerekir. Evet. reklamı gidelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Evet geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir video var. Ee, geçenlerde Etimeskut ilçe başkanı Cemal Emir'den sonra, Cumhurbaşkanımıza hakaretinden sonra e, Akit'in sürmanşetinde bir haber var, daha var. Ana muhalefet zamanadan çıktı diye kendi belediye başkanlarını bile nasıl tehdit ediyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Hozat, ee, belediye başkanı odasında bu ülkenin reisi cumhurunun fotoğrafı var. Öyle boy boy tablo gibi de değil. Küçük bir fotoğrafı var. Bu ülkenin reisi cumhurunun fotoğrafı. Ölmüş reisi cumhurundan bahsetmiyoruz. Yaşayanından bahsediyoruz. Ee, o fotoğrafla alakalı bir kurultay esnasında CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı. Tugay Odabaşı oğluymuş ismi. Bacaklarını kırarız, kollarını kırarız, ellerini kırarız odasında. Erdoğan fotoğrafı bulunduranın diyor. Bir videosu var. Başkan da bakın nasıl dert yanıyor. Bir videosu var. O videoyu izleyelim. Sonra o çileden çıkmıştı. O şirazenin kaymış halini görün. Sen Gezi'nin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren Cumhuriyet Halk Partisi Genç Belediye Başkanlarına nasıl laf edersin diyorum. Hı? Ve orada bir sessizlik oluyor. Bizi partinin üvey evlatları gibi görür Her türlü eleştiri, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak görmeye çalışanlara meydan bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Evet. Ee... Arkada bir küpür daha var o da başka bir gazeteden. CHP'li başkana CHP'den tehdit Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım diyor. Evet işte CHP'liler eğer iktidara gelecek olurlarsa neler yapacaklarını göstermiş oluyorlar. Bir partide yetkili bir kişi kime söylüyor seçilmiş kendi partisinden seçilmiş yani aday gösteriyorsunuz bir kişiyi halktan diğer partilerin adaylarıyla birlikte seçime giriyor ve o seçimde diğer partinin adaylarıyla yarıştıktan sonra belediye başkanı olarak seçiliyor. Bu Denizli'de olur, bir başka ilde, ilçede olur. GHP'den kazanmış bu isim ve diyor ki ya ben belediye bir resmi kurumdur. Bu belediyenin resmi kurumda odama Cumhurbaşkanı, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün resmi bir. iki şu an mevcut Cumhurbaşkanı olan Halkın buçuk oyuyla seçilmiş olan ikinci olarak da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asarım diyor. Belki ola ki üçüncü olarak da kendi partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belki fotoğrafı vardır yoktur bilemem. Ama sonuçta Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı olduğuna göre onun fotoğrafının bir belediye başkanının koltuğunun arkasında bulunmasının da Kanunlar nezdinde, mevzuat nezdinde hiçbir sıkıntısı olmadığı gibi tam aksine belki de bir zorunluluk, biraz zorlarsanız mevzuatı ortaya çıkabilir. Ama bu CHP'li ilçe teşkilatındaki, gençlik kullarındaki kişi ne diyor? Tayyip Erdoğan'ın resmini belediyede herhangi bir odaya asanın kollarını kırarım diyor. E şimdi bunlar iktidara gelirlerse ne yapacaklardı? Başörtülülerin haklarını Tabii. Kesinlikle dokunmayacaklar Dokunmayacak Kesinlikle yok Adamın Tayyip Erdoğan'a düşmanlığı ne İmam Hatip'le olduğu için Başörtü yasağını kaldırdığı için Ayasofya'yı açtığı için Taksim'e cami yaptı başka ne var Yani Tayyip Erdoğan bu adama ne yapmış Bu CHP'li başkana ki Böyle bir şeyi söylüyor Türkiye'nin Cumhurbaşkanı %52,5 oy almış Senin adayın CHP'nin adayı ne almış %30 %30'u nereden baksanız ikiye katlamış. E seçilmiş. Seçildikten sonra da resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun da onayıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş. Bugün Tayyip Erdoğan oturuyor. Yarın bir başkası seçildiği zaman bir başkası oturacak. Dolayısıyla sen orada belediye başkanının odasında ben Tayyip Erdoğan olursa onun resmini istemem. CHP'li birisi eğer o koltuğa hak kazanırsa onun resmini bu sefer de asmayanın kolunu kırarım diye tehditler savuracaklar. E, dolayısıyla burada o saf, dindar e, insanlara da, seçmenlerimize de bir hatırlatma yapmış olalım. Bakın CHP Deniz Gençli, Denizli Gençlik Kolları Başkanı bu sözleri sarf ettikten sonra, dün öyle üzeriydi bu bilgiler e, medyaya yansımıştı. G.P. Genel Merkezi'nden tek bir açıklama var mı? Yok. Şu ana kadar bir açıklama gelmedi. Bir de bu diktatörün ülkesi bakın. Yani evet. sabahtan akşama kadar da yemeyip içmeyip bu ülkenin Cumhurbaşkanı diktatör diyen adamlar açık, halka açık bir toplantıda da elini ayağını kırarım, yetmez kafasını kırarım diyor. E, diktatör kim evet. görün işte. Diktatörün kim olduğu çok net olarak ortaya çıkıyor. Kenan Evren diktatördü. Kenan Evren'in döneminde birisi bırakın Kenan Evren'in resmini buraya asanın elini kırarım demeyi, asmayanın elini kırarım herkes diyordu. Bir kişi de serbest kalmış olsa oh gösteririz sana diye tehditler savruluyordu. Gerçek diktatör o zamandı. Şimdi asan asıyor, asmayan asmıyor ama CHP kafası ne diyor? Aynen düne kadar başörtülülere güçlüydüler çünkü o tarihlerde. Askeriyede vardılar, yargıda vardılar. Her yere sızmışlardı. Her yere avuçlarının içinde oynatıyorlardı. Kadrolaşmışlardı. Dolayısıyla İmam Hatip'in önündeki bekleyen başörtülü öğrencileri bile emniyet hep muhafazakar polisin elindedir diye bir algı oluşturmalarına rağmen o polisler eline, eliyle İmam Hatip'in önündeki başörtülü öğrencileri otobüslere doldurup kilometrelerce öteye götürüp şehir dışına bırakıp geri gelen otobüsler, boş olarak gelen otobüsler. Sonra da o kız çocuklarını kilometrelerce öteden anneler, babalar bulup getirmişlerdi. 1999-2000'den bahsediyoruz. Bu CHP'ye inanıp şimdi Temel Karamollaoğlu e değişti canım CHP diyor. Değişmiş mi, değişmemiş mi? Burada görüyoruz. Ve bunun üzerinden de 24 saat geçmiş olmasına rağmen hala CHP Genel Merkezinden bir açıklama yapmamış olmasını da önemsiyorum. Yoksa hepimiz hata yaparız. Her teşkilatta böyle abuk subuk laflar edenler çıkabilir. Her abuk subuk laf edeni partiye mal etmek doğru olmayabilir. Ama bu lafı edenleri kolunu bacağını kırarım diyor adam. Kendi partilisine söylüyor bunu kendi parti teşkilatının aday gösterip seçimi kazanmış. Kazandıktan sonra da artık o Honaz ilçesinin tümünün belediye başkanı olan CHP'li adaya kolunu ayağını kırarım ben senin diyor. Ama CHP Genel Merkezi hala bir cevap vermiyor. Dolayısıyla... Şey de güzel ama bakın AK Parti'de de durum güzel. AK Parti'de de AK Parti ile hiçbir ilişkisi olmayan biri bir şey söylediğinde... Bir bakıyorsunuz, ismini sanını duymadınız o vekiller arasından biri çıkıyor hemen sözcüde cumhuriyette bilmem nerede haber oluyor hemen konuşuyor diyor ki biz bunu kınıyoruz biz bunu destek ya sana mı soruyorlar ya yani ne ilişkiniz var sizin bu partinin olarak? tüzel kişiliğinin içerisinde yer alan birisi ise açıklarsın tasvip etmiyoruz Et disiplinin soruşturmasını açtık dersiniz ama işte kendileriyle alakalı olmayan bir mevzuda dahi bakın adamlar kınatıyor kınatıyor ama bizatihi gençlik kolları başkanı CHP'li belediye başkanını tehdit ediyor. Ellerini kırarım diyor. Kimseden ses yok. Kimse sormuyor bile CHP teşkilatına. Ya bu ne iş demiyor. Bakın başkan aynı zamanda o diğer haberde o da vardı. Başkan il başkanı da bana sahip çıkmıyor diyor. Bu sözlere sözlerin arkasında olduğunu ortaya koyuyor demek ki diyor. Evet maalesef şu an itibariyle de CHP genel merkezi de Aynı şeyleri devam ettiriyor ve buradaki <laughs> bizim eleştirimiz de öyle afaki, e, tahmine dayalı, dedikoduya dayalı şeyler değil. Konuşmanın bizzat şahitleri var, videosu var, şuyu var, buyu var. Dolayısıyla buna rağmen şu ana kadar herhangi bir işlem de yapılmış değil. Evet, şimdi Sözcü'de ve Cumhuriyet'te birer tane haber var. Sözcü diyor ki Sürmanşet'te, yargının kusur bulamadığı yazı ve haber için basın ilan kurumu ceza kesti. Cumhuriyet'te de diyor ki 74 günlük ağır ceza besin ilan kurumu gazetemize yönelik 74 günlük resmi ilan cezası kesinleşti. 120 Toplamda 129 güne ulaştı. Bu karanlık günler de geçer. Herkes bilmeli ki Cumhuriyet gazetesi susmaz demiş. Kim söylemiş? Aykut Küçükkaya söylemiş. Şu personeli işten kov şu sebeple kov denildiğinde hayır ben kovamam dediği için hadi sen de o zaman çek git denilmişti ya. O Aykut Küçükkaya yine yazmaya devam ediyormuş. Genel Yayın Yönetmenliği'ne devam ediyor. Böyle altak keverküla işleri gayet güzel yürütüyorlar. E kardeşim sen istifa etmedin mi? Veyahut da senin yönetimin demedi mi ki defol git demedi mi sana? Dedi. E şimdi sen daha hala hangi yüzde, hangi utanmaz yüzde o gazetede çalışmaya devam ediyorsun? O tarihte çalışanlara sahip çıkarken yönetimle cedelleşiyordun, tartışıyordun. Yönetim yanlış bir noktada idiyse... Sen orada çalışanların hakkını koruyor idiysen, o çalışanların hakkını o gün itibariyle koruyorsun. Bugün niye o yönetimle işbirliği içerisinde şey yoluna de devam mi? ediyorsun? O personel geri geldi mi o kovulan personel? Ya onların hepsi unutuluyor. Gidip gidip geliyorlar Ama zaten hadi onlar. hadi şey emekçi hakkı ya. yazsın. O, onu yazsın. Evrensel yazsın görelim. O personele ne oldu? Akşama kadar sendika diyor bu adamlar. Evet. Kimde Cumhuriyet bir örnek vermiş aynı gün. Sözcü gazetesi de bir örnek vermiş. Diyorlar ki mahkemelerin burada hakaret yok. Basın özgürlüğü içerisindeki bir yayındır dedikleri konuda. Ali Bey bir es verelim mi? Karabağ Harekatı'nın birinci yılı Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu ve mevkidaşı şu an konuşma yapıyor. Onlara dönelim devam edeceğiz. Geldik, Sayın Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüşüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile Karabağ zaferinin birinci yıl dönümüymüş. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Karabağ e, ne gönderiyor diyor, cihatçı gönderişini. Cihatçı gönderiyor, silah tabii, tabii onun da birinci yıl dönümü, onu da unutmamakta fayda var. Evet. Ee, öncelikle tabii Karabağ işgal altında tutulmasına son veren, Azerbaycan'ın e, harekatının yıl dönümü bugün itibariyle. Yani 19 yıl, 20 yıl boyunca evvelki dönemlerde de e, 20 küsur yıl boyunca 1991-92'den bu yana Karabağ, Ermenistan tarafından işgal edilmiş durumdaydı. E, AK Parti'nin de, AK Parti iktidarının da yardımıyla Azerbaycan, o Ermenistan'a karşı o işgal altındaki topraklarını kurtarmak için bir harekat başlattı geçen sene bugün itibariyle. Ve o 40-45 günlük bir mücadele sonunda başarıyla sonuçlandı ve karşı taraf kabul etmek zorunda kaldı. Biz şurayı 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 boşaltacağız diye şu an itibariyle de o harekatın başlamasının yıl dönümünü iki Dışişleri Bakanları basın mensuplarının sorularıyla cevaplandırıyorlar önemli bir tarih ve sizin de belirttiğiniz gibi o önemli tarihe CHP'nin dış işlerinden sorumlu danışmanının bakış açısını da mutlaka altına vermemiz lazım. O Ünal Çeviköz hem milletvekili hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Bakış açısı şuydu: Azerbaycan işgal edilen bir toprağını geri almak için harekat başlatıyor. Türkiye'den İHA'lar veriliyor Azerbaycan'a ki bedavaya da verilmiyor. Bir bedel karşılığında. Çünkü Azerbaycan'da petrol veya da doğal gaz satışı yapıyor Türkiye'ye. Onlar da bedavaya vermiyorlar. Belki bir miktar ucuza veriyor denilebilir. ve aynı şeyi biz de İHA'yı satarken, SİHA'yı satarken onlara bir miktar indirim yapıyor olabiliriz. Şimdi dünyanın tamamı silah üzerinden ticaret yapıyor. Bunun hiçbirisine itiraz etmeyen CHP'nin Ünal Çeviközü milyarlarca dolar. Öyle 100 milyon falan filandan bahsetmiyoruz. Hatırlayın Trump'ın Suud kralı ile birlikte, oradaki Birleşik Arap Emirlikleri kralı ile birlikte, oradaki emirle birlikte bir dünya tabii küresi güzelce, üzerine tabii. ellerini koyup biz buradan işte 21 milyar dolarlık silah satacağız bu Orta Doğu'ya şeklindeki açıklamasını hatırlayın. O tarihte Ünal Çeviköz, ya siz ne yapıyorsunuz? Orta Doğu'yu karıştırmak için Orta Doğu'da bu insanlar, bu krallar, bu emirler o silahları alıp da ne yapacaklar diye bir soru yöneltmeyen Ünal Çeviköz, Karabağ işgal altındayken 1991'e 92'ye kadar Karabağ Azerbaycan toprağı olarak kullanılırken Ermenistan o zaman bir fırsattan istifade o toprağı işgal etmişti ve on, o yıldan bugüne kadar da maalesef Azerbaycan o toprağını geri alamamıştı. Geçen sene işte 2020 yıl, yılının 27 Eylül'ünde başlatılan o operasyonla o topraklar geri alınmak istenince Ünal Çeviköz ben buradayım. Ben Ermenistan'dan yana açıklama yapacağım şimdi seyredin beni deyip bir Türkiye'den cihatçılar gidiyor ki öyle bir şey de yok olmayan bir şeyi isnat etti. İki, Türkiye silah yardımı yapıyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Kanada hatırlayın hemen Tabii. dedi ki biz motor satıyorduk. İhalarda kullanılıyormuş o motorlar. Biz artık motor vermeyeceğiz Türkiye'ye. Ay ben de bayılıyordum ya. Kanada motor vermezse biz ne yaparız diye kara kara düşünüyorduk. Allah razı olsun vermediniz. Kendileri kendi motorlarını yapar hale geldiler. Bakın Kanada'nın nemrutluğuna bakın. Bir de Türkiye'ye ve aynı zamanda Azerbaycan'a destek çıkması gereken Türkiye'deki bir siyasi partinin iktidara geliyoruz diye iddia eden bir partinin Türkiye düşmanlığına bakın ve sonuçta o yaptıkları açıklamada boşa çıktı ama biz her Karabağ'ın işgaliyle ilgili, işgalden kurtarılmasıyla ilgili her konu tartışıldığında mutlaka CHP'li Ünal Çeviköz'ün o açıklamasını da hatırlatmak zorundayız. Ama, ama, bakın hep aynısını yapıyorlar. Mesela şimdi de Soçi zirvesi toplanacak. Türkiye işte elini güçlü hissetmesin diye Esat'la Esad'la birlikte Rus uçakları İdlib'e saldırı düzenliyor. Türk üslerinin sıfır noktasına kadar bu saldırıyı düzenliyor. Bir taraftan da içeriden de bugün yine gazetelerde vardı. Esat'la görüşeceğiz, masaya oturacağız. Gelirsek iktidara diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Masaya oturacağız. Hem iki ülkenin ilişkilerini geliştireceğiz. Hem de göçmenlerin tekrar Suriye'ye gönderilmesini oturup konuşacağız diyor. Niye konuşuyor şimdi bunu? Bunun ne gerekliliği var? Şimdi Soçi zirvesi başlıyor ya bakın. Yani dışarıdakini anlıyorum da içerideki yani Ünal Çeviköz tek değil ki. Yani genel başkandan tutun da geniş bir kadro tamamen aynı. Zaten mı? bir cezai bir meyide de uygulamadılar o Ünal Çeviköz'e. Herhangi bir şekilde danışmanlığına son verilmiştir demediler. Aynı bu tehdit eden Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan'ın resmini odasına asan adamın kolunu kırarım diyen o gençlik kolları başkanının örneğindeki gibi... Ünal Çeviköz için de hiçbir disiplin soruşturması Tabii. da başlatılmadı. Danışmanlıktan azledilme noktasında da bir açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanlarına bağlanmıştık. Siz Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki basın ilan kurumunun verdiği ceza ile o e, haberlerle ilgili mahkemelerin verdiği kararı kıyaslıyordu. Hem Sözcü hem de Cumhuriyet Gazetesi. E Ben şimdi kendilerini hatırlatayım. Onlar diyorlar ki bizimle aynı düşünmeyen, bizim desteklediğimiz CHP'nin muhalefette olduğu, desteklemediğimiz AK Parti'nin iktidarda olduğu ülkede basın özgürlüğü olmadığı için böyle muameleye tabi tutuluyoruz. Basın ilan kurumu durmadan bize ceza yazıyor. Ancak mahkemeler bunu yanlış görüyor. Basın özgürlüğü dahilinde görüyor. E ne güzel işte bakın oturun kalkın dua edin. Biz AK Parti iktidarı döneminde hem basın ilan kurumundan cezalar yedik hem de yine AK Parti iktidarı döneminde yani desteklediğimizi söylediğiniz, yandaşlık yaptığımızı iddia ettiğiniz o AK Parti iktidarı döneminde hem basın ilan kurumu cezayı kesti hem de basın ilan kurumunun kestiği cezayı da mahkemelerde birçoğunda hak etmişsiniz diye kararlar verdi. Şimdi farklı kararlar da var tabi son yıllarda, son 1-2 yılda bir değişim var. Mesela somut örnek vereyim ki sözcü için de bir utanç vesikasıdır. Biz Sözcü gazetesindeki Akit Aleyhine şu haber için, bu haber için bir kere olsun ne basın ilan kurumuna müracaat ettik ne de gidip mahkemeden tazminat istedik. Ama Sözcü gazetesi kendilerine yönelik eleştiriler söz konusu olduğu zaman hem gittiler basın ilan kurumuna ceza verin dediler. Şimdi ne diyorlar? Basın ilan kurumunun kestiği cezalar basın özgürlüğüne ay aykırıdır. E sen gittin Akit Ali'ne basın ilan kurumunu resmi bir kurum olarak gördün. Hem dedin ki <laughs> basın ilan kurumu AK Parti'nin elinde dedin. Akit gazetesi de basın ilan kurumuyla aynı kafada dedin. AK Parti yandaşlığı yapıyor Akit gazetesi dedin. Ve bu çerçevede gittin utanmadan sıkılmadan dilekçe verdin. Basın ilan kurumu'na dedin ki akit'i cezalandırın, akit de cezalandırdı. Cezalandırıldı. Şimdi basın ilan kurumu o cezayı verdikten sonra iki yıl kadar sonrasında biz mahkemeye gittiğimiz zaman iki yıllık bir süreç ki o, o süreçte de ilanlarımız da kesildi. Ondan sonrasındaki yargılama. Yani sözü ilan kestiren bir gazete. Evet, evet, aynen öyle. Basın özgürlüğü. Aynen öyle. Cumhuriyet gazetesi de benzer şekilde. Ve bir başka örnek vereyim. Sözcüyle Cumhuriyet'in dışında da Akit'in defalarca resmi ilanları kesildi. AK Parti iktidarı döneminde yani basın özgürlüğü yok diyorlar ya. AK Parti de iktidarda diyorlar ya. AK Parti iktidarda mı değil mi? Onun altını bir çizelim. 312 general davasında saygı öztürkler şunlar bunlar yazdılar bu gazete işte generallere on başı bile olamazlar diye yazdı vesaire dediler. Sonra ne oldu? 30 gün birden AKİT'in resmi ilanları kesildi. Basın ilan kurumu tarafından. Kaç yılında? 2004 yılında. Yani AK Parti'nin iktidarının ikinci yılında Akit Gazetesi'nin 30 gün boyunca bir köşe yazısı sebebiyle resmi ilanları kesildi. O zaman Cumhuriyet Gazetesi alkış tutuyordu basın ilan kurumuna. Çünkü o tarihte basın ilan kurumunun yönetim kurulunda AK Parti'nin atayabildiği bir kişi, iki kişi ya vardı ya yoktu. Çoğunluğu işte Nazmi Bilginler, şunlar bunlar yıllardır oraya çöreklenmiş ve nerede muhafazakar bir insan görürse onlara ceza kesen Nazmi Bilginler vesaire vardı. Cumhuriyet kafasından adamlar vardı ve 30 gün boyunca resmi ilanlarını kesmişlerdi Akit gazetesinin. Şimdi geldiğimiz noktada diyorlar ki ya bizim resmi ilanlarımız kesiliyor. Basın özgürlüğüne aykırıdır. E peki 2004 yılında Akit gazetesinin resmi ilanı kesildiğinde 2016-2017 yılında Sözcü gazetesinin şikayetiyle Sözcü gazetesinin şikayetiyle Akit'in resmi ilanları kesildiğinde basın özgürlüğü kısıtlanmış olmuyor muydu? İşte bunlardaki tutarsızlık, çelişki, çifte standart böyledir. He, ben onlara da ceza verilmesinden yana olmam tabii ama onların bu riyakarlıklarını, çelişkilerini ha, de göz önüne koymamız. Yarın şunu gerek. yazacaklar. Bugün yargının kusur bulmadığı diyor. Yarın şunu yapacaklar. AKP yargısı tarafından esir alındık. Şimdi yani neresi işlerine geliyorsa. O da işin bir başka yönü. Yani yargı da basın ilan kurumu da hani AK Parti'nin diktası altında eziliyordu. E o zaman niçin basın ilan kurumunun verdiği cezayı yargı kurumunda basın özgürlüğü diye bir karar çıkıyor. Niye? Söyleyin. Halbuki biz 2004 yılındaki o 312 generalle ilgili gibi gösterilen aslında sadece iki generale yönelik olarak yazılmış köşe yazısından dolayı hem basın ilan kurumundan cezayı aldık hem de gittiğimiz mahkemede o cezanın iptali için gittiğimiz mahkemede dediler ki bu hukuka uygun bir karardır. Fakat 312 generalinin açtığı davada da bir sonuç itibariyle usulden de olsa kazanmış olduk. Dolayısıyla böyle değişik kararlar yargıdan çıkabilir, basın ilan kurumundan çıkabilir. Eğer akit cezalandırılıyorsa alkış tutanlar, bakın ben alkış tutmuyorum şimdi sözcüye verilen cezaya. Keşke diyorum basın ilan kurumu da bütün hiç geçmişinde Akit'e de ceza vermemiş olsaydı şimdi de Sözcü'ye de ceza vermemiş olsaydı. Ama dün Akit'e 30'ar gün 30'ar gün ceza verirken e Sözcü'ye şimdi 3 gün, 5 gün, 6 gün ceza verdiği zaman Sözcü'nün kıyamet kopartması için de bir sebep olmadığı kanaatindeyim. Evet. Şimdi akşamın birinci, gazete, birinci sayfasında bir şey var. Bir ifade var. Madem meşruyum İttifakta neden muhatap değil? Bence çok haklı bir e, tespit. E, kulislere göre Fervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanacak belgede ne belgesi o? 2019, e, pardon 2000, e, 2019 değil, HDP'nin meşru siyaset belgesi. Nasıl siyaset yapacaklarına ilişkin bir e, belge izah edilecek bugün. Bir toplantı düzenlenecek bugün. O toplantı öncesi, madem HDP'yi meşru muhatap görüyorsunuz, o zaman neden açıkça işbirliği yapmıyorsunuz denilecek ifadesi kullanılıyor. Evet bugün siyasi tutum belgesi açıklayacakmış HDP 27 Eylül hemen hemen 3 hafta önce deklare ettiler bunu 27 Eylül'de siyasi tutum belgemizi açıklayacağız diye. Bazıları merak ediyor olabilirler ama ben pek merak etmiyorum ama açıklanan tutum belgesinde ne yazarsa yazsın arka planda şu yazacak. Öğrenci andına girmeyin yıllarca kıyamet koparttılar. Sabahın köründe Kürt çocuklarına ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde ant okutuyorsunuz. Böyle ant okutulur mu diye itiraz ettiler. AK Parti iktidarı o öğrenci andını kaldırdı. Fakat İyi Parti içerisinde şu an kümelenen sendikacılar Danıştay'a gittiler ve onu iptal ettirdiler. Serbest de olabilir, zorunlu da olabilir diye orta bir formül çıktı. Şimdi şu an itibariyle CHP ve İyi Partililer diyorlar ki o öğrenci andını söke söke okutacağız bütün çocuklara diyor. HDP büyük ihtimalle girmeyin bu topa diyecek. topa girmeyin. Bu topta sıkıntı var. Biz çünkü CHP ve İyi Parti ile birlikte iktidara yürüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl ki kadroları alıyorsak eğer merkezi yönetimi de CHP öncülüğündeki o ittifak kazanacak olursa bakanlıkları alacağız. Çünkü Dursun Çiçek bile emekli bir albay bile iki tane HDP'ye bakanlık verirsek kıyamet kopmaz diye açıklama yapmıştı diye. O heves içerisinde şimdi siyasi tutum belgesinde ne söylerlerse söylesinler aslında yapacakları şey CHP'nin ulusalcı, ırkçı söylemlerine ses çıkartmayacağız. Görmezden geleceğiz. AK Parti'nin küçücük bir MHP söylemine yakın bir icraatına kıyamet kopartacağız. Kürtler neredesiniz? Bakın ne yapıyor? Ana dilde eğitimi serbest bırakmıyor diye kıyameti kopartacağız ama öğrenci andının okutulması zorunluluğuna ses çıkartmayacağız. Orada biz yokuz. Çünkü İyi Parti ile CHP ile aramızdaki ittifak bozulur. İyi Partililerin şovence bazılarının içinde bazı ırkçı hala İyi Parti içinde bir kısmı ayrıldı Ümit Özdağ gibi ama hala İyi Parti içinde şöven ırkçı kafada isimler var. Onların söylemlerine kesinlikle çıkıp cevap verilmeyecek beraber yol yürüyeceğiz diye arka planda bir anlaşmaları var. Ama çıkıp belki Kamuoyu önünde de bambaşka bir tutum belgesi açıklamasıyla durumu kurtarmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum. Ay o tamam da yani işin bence şu başlık özelinde şeyi var. Şimdi şey geçen gün çıktı dedi ki İyi Partili Musavat Dervişoğlu herhalde ya meclis başkanı yerinde yokken bir yerde resmi görevdeyken ya da mecliste değilken Meclis başkan vekillerinden. HDP'nin de bir başkan vekili var. HDP başkan vekili çıkıyor orada oturuyor. Biz de onun altında HDP'nin gölgesinde HDP'li başkan vekilinin gölgesinde konuşma yapıyoruz. Yani orada meşruiyet ortadan kalkıyor mu? Al işte meşruluksa bu meşruluk diyor. E yani şimdi... ona ben de şu soruyla cevap veririm. Yani Pervin Buldan'ı Meral Akşener ve partisinin içindeki kişiler Pervin Buldan'la Meral Akşener'i aynı paylaşım içerisinde nasıl ha, yazarsın? yazarsın diye meşru Ekrem İmamoğlu'na tamam. hesap soruyorlardı. Ha, meşru değil miydi? Şimdi o, yani. orada başka bir şey hasıl oluyor. Şu hasıl oluyor. Ee, seçmenden o isteyecekleri zaman işte AK Parti, TRT, işte Öcalan'ın kardeşi çıkartıldı, Habur bilmem ne diyorlar ya. Orada işte şunu devreye sokuyoruz. Bunu konuşamayacaklar eğer HDP açıkça net ittifakın içerisine yer alırsa, e madem meşru ortağınız meşru bir parti, ittifak yapmaktan niye çekiniyorsunuz? Bu başlık aslında şeyi o ifadenin altını destekliyor. Evet, HDP'liler de haklı olarak böyle bir çıkışta bulunuyorlar ama biz haklı çıkışta bulunuyor dediğimiz noktada onlar hemen kıvırıp aman işte iyi partililer bizimle birlikte görünmek istemiyorlar o kadar da seçmeni açıkça da aldatamayız. Şimdilik İyi Parti ile CHP ittifak yapsın, resmi ittifak ortakları olsun. Yanlarına Saadet'i, Davutoğlu'nu, Babacan'ı alsınlar. Biz ne yapalım? Dışarıdan, ittifak ortağı olmaksızın dışarıdan onları destekleyelim diye bir tiyatro oyunu sergiliyorlar. Müsavat Derviş oldu da, diğer İyi Partililer de bunu seçmene Yutturmak için konuşuyorlar ama HDP'liler işte arada sırada böyle ifadeler kullanıyorlar. Ne diyor? Şimdi AK Parti'ye kaybettirmek için 2019'da dışarıdan destek verdik ki Saadet Partisi içerisinden Hasan Damar da benzer bir şey söylemişti. Biz kaybettirdik. Biz kaybettirdik. Biz kaybettirdik. İstanbul'a AK Parti'yi kaybettiren biziz. Bizim gücümüzü görün ki haklı bir şey de söylüyordu. Aslında o onlar için utanç vesikasıdır şu an Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı her türlü rezilliği Saadet Partili seçmene yıkmak için, ben yıkmam ama yıkmak isteyenler için haklı bir gerekçe olur. Ekrem İmamoğlu geylere destek mi veriyor? Dezbiyenlere şu an destek mi veriyor? Onun vebali Saadet Partili seçmendedir diyen birisi haklı mıdır değil midir? Hasan Damar'ın sözünden vereyim. Hasan Damar diyor ki AK Parti Mart ayında 15 bin oyla kaybetti. Halbuki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin oyu 200 bindi. 200 bin kişi AK Parti'ye vermiş olsaydı havada, denizde, karada AK Parti kazanacaktı. Biz vermedik, Ekrem İmamoğlu kazandı. O zaman Ekrem İmamoğlu hayırlı bir iş yaptıysa sizin de Sevaphanenize güzel icraatlar yazılmış olur. E peki buyurun Ekrem İmamoğlu gaylere, lezbiyenlere destek çıkarken bir atadığı bir bürokrat, başörtülü eğitmenlere akşamleyin sizi itfaiyecilerle buluşturalım dediği zaman eğer kanınıza dokunmuyorsa bu sözler ben Hasan Damar'a da diğer Saadet Partili seçmenlere de diyecek bir şey bulamam. Evet. Şimdi Yeni Asya'nın manşetinde bir haber var. AYM'ye direnenler terfi ettirilmiş. Anayasa Mahkemesi kararlarına uygulamayan hakimlerin cezalandırmak bir yana terfi ettirilerek maaş zammı aldıkları ortaya çıktı. Şimdi spotu görmeden diyeceğim ki hakikaten böyle şey olur mu diyeceğim. Ama spotu okuduktan sonra helal olsun OYSK'ya ki Yargıtay'a böyle üyeler seçmiş diyeceğim. Hemen neye gelmiş? Hemen anlatalım. Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile Enis Berberoğlu dosyaları Berberoğlu, Altan ve Alpay'ın avukatları bu süreçte kararları yok sayan mahkeme heyetleri hakkında HSYK suç duyurusuna bulunmuş. Niye suç duyurusuna bulunmuş? AYM demiş ki salın kardeşim Mehmet Altan'ı, salın Enis Berberoğlu'nu. Şimdi Osman Kavala'yı salın dedikleri gibi. Bakın salın bu adamları demiş da Yerel mahkemede demiş ki hop öyle salın demekle olmuyor. Bakın adamın dosyasında şu var. Bu adam FETÖ'den yargılanıyor. Şu ana, Cumhurbaşkanına ilişkin şöyle bir ifadesi var. Demiş o kararları geciktirmiş. Bunların iddiasına göre. Peki o kararlara ne yapmış? Altan kararına direnen İstanbul 26. ve İstanbul 27. ceza mahkemesi heyetiyle alakalı şikayetleri işleme koymayan HSK, Tam tersine bu kararlarda imzası olan hakimleri ödüllendirmiş. 26. Ağır Ceza Başkanı'nın aylığı %83 arttırılmış. Nasıl arttırılmış? Yani şey mi demiş? Sen bu kararları verdin. Biz de senin maaşını mı arttıralım? Bakın o da ahlaksızca bir çarpıtma. Ahlaksız. 27. Ağır Ceza Başkanı da Yargıta üyesi yapılmış. Şimdi Yargıta üyesi yapılınca maaşı artar zaten. Heh, bu Yani onu, onu demek. söyleyin. Ya %83 deyip de İnsanları aptal yerine de koymayın. Ama utanacağınız bir başka şey söyleyeyim. Said Nursi'den utanacaksınız. Talebesi izlediğiniz Said Nursi'den utanacaksınız. O Şahin Alpay ismi geçiyor orada. Şahin Alpay yargılanıyor. O Şahin Alpay'ın yargılandığı iddianamedeki konulardan bir tanesi de o FETÖ'nün Mehtap TV'sindeki düzenlenen oturumlar. Ben birebir canlı şahidiyim. 2000 16 2015 Mehtap TV'de Şahin Alpay yanında o eski Anayasa Mahkemesi üyesi bir bayan vardı. Onun kocası ve bir kişi daha var. Büyük ihtimalle Ali bulaştı. Dindar bir isim güya. Üçü orada konuşuyorlar, sohbet ediyorlar canlı yayında. Söyledikleri şey şu. O tarihte de şehit cenazeleri geliyor. Bir şehit cenazesinde de Tayyip Erdoğan konuşma yapıyor. Ayet-i Kerime'yi tekrarlıyor. Ayet-i Kerime'deki onlara ölü demeyiniz fakat onlar diridirler ancak siz anlayamazsınız. Bu Ayet-i Kerime'yi Tayyip Erdoğan'ın ağzından söylüyorlar. Sonra bu ne diyor ya? Şahin Alpay yapıyor Bu ne diyor ya? Ne demek ya? Onlar diridirler ne demek ya diyor ayet olup olmadığının bile belki de farkında değil. Çünkü kendi beyanıyla ateist birisi. Yanındaki Mehmet Altan ateist olduğunu söylüyor. Kimi zaman cuma namazına gidiyor ama çoğu zaman da ateistim vesaire diyor. Şimdi bu adamlarla ilgili avukatlık yapmaya gelince yeni Asya çıkıyor karşımıza ya. Ya adam Allah'ın ayetiyle alay ediyor televizyonda hem de hem de dindar olduğunu iddia eden Fethullah Gülen'in televizyonunda dalga geçiyor. Ayetle sen şimdi Yeni Asya olarak o Şahin Alpay'a ceza verildi, verilmedi. Tahliye oldu, olmadı üzerinden avukatlık... Bırak da Şahin Alpay'ın kendi avukatları avukatlığını yapsın ya. Sana ne? Dert mi sana? Allah'ın ayetiyle dalga geçtiği için ödüllendirmek mi istiyorsun? Başka ödüllendirecek adam bulamadın mı Yeni Asya? Ki kalkıyorsun o adamla o adamın yanındaki kişilerle ve onlara sessiz kalan Ali bulaçla yol yürümeye kalkıyorsunuz. Dolayısıyla burada efendim işte ona verildi. O yargıta üyeliğine seçilen hakim bir tek bu davaya mı bakmış. 300 tane dava gösterirsem, 500 tane dava gösterirsem 2 yıl içinde baktığı Utanır mı yine artık? Hayır o hakim neye bakmış biliyor musunuz? FETÖ davalarına bakmış. Şey, FETÖ davalarına tam da bakmış. Tam Başka da, dosyalara ay, ay. da bakmış. bakmış. Alnının teriyle yargıta tam üyesi da, olmuş. Tam da şunların hani bunların o KHK'lılar oh kurtuldular ne güzel FETÖ'cüleri cezaevinden çıkaracağız mantığıyla haber hazırlayan şunların. O hazırladıkları haberlere konu kişilerin yargılandığı davalara bakmış. Asıl dert bu. Yani FETÖ davalarından, FETÖ çatı davasında bakan ve orada işte Ali Fuat Yılmazer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren hakim nasıl yargıtaya gider? İşin sosu da Şahin Alpay. Evet. O sosta yine yanlış bir yerden tutuyorlar. Bediüzzaman'a savaş açan zihniyetten tutup çekiştirip gelip. Maalesef. Belki şunu da söylememiz lazım. Yani bir şeyin de boşluğundan da, kanun boşluğundan da yararlanıyor Yeni Asya. Yargıtay kararı var, mahkumiyet tutukluluk devam etsin diyerek de Anayasa Mahkemesi diyor ki hayır diyor. Peki Anayasa Mahkemesi'nin kararının Yargıtay kararının üzerinde olacağına dair bir düzenleme mevzuatta var mı? Yok. Hak ihlali kararı verirse hak ihlali giderilir deniliyor ama Anayasa Mahkemesi'nin karar Yargıtay kararının üstündedir denilmiyor. Dolayısıyla HSK neye bakacak? Yargıtay kararlarına uygun olarak yerel mahkeme hakimi karar vermiş mi, vermemiş mi? Uygun vermiş. Uygun verdiyse de yükseltir kardeşim. O kadar basit. Anayasa Mahkemesi kararına aykırı karar veren yükselmez diye bir kural yok. Ama Yargıtay kararına bir kere direnme hakkı var, ikinci direnme hakkı yok. İki kere direnen adamın cezası kesilir diye Düzenleme var, uygulama var. Dolayısıyla burada da e, maalesef Yeni Asya uyanıklık yapmaya çalışıyor. Ama bu konuyu bilen kendi adamları bile bu kadar yalancılık olmaz diye Yeni Asya'yı mahkum ediyor. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmekle ilgili Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.